Hikmet kendini güzel ifade edebiliyor mu sizce yaşananlarla alakalı? Kendisinin bir şeye çekilmeyle çalışıldığıyla alakalı? Gökhan sen de baş... <laughs> yani, <gülüyor> ben böyle ee... şeyleri çok seviyorum. Geçen de damla yaptım. De ya tıkıyorum. Mikrofon düşmüş de. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Soyundan onu anlamadım. Gayet Soyunmadım hoşsun yani. Gökhan. Bak gördüğün Oğlum zaman <laughs> her zaman çok hoşsun. Ne, evet. ne diyorduk? Soru neydi? Hikmet. Hikmet. Hikmet kendini kendini ifade ediyor, kendini iyi ifade ediyor zaten. Bence zaten Hikmet kendini e, bu seneki Survivor'da en iyi ifade eden e, yarışmacılardan biri. Bu yönden sakin kalabilmesi, sadece e, sözleriyle, anlattıklarıyla bir şeyler yapmaya çalışması bence çok daha e, iyi. Mesela Yasin'in yaptığı harekete göre Hikmet hep daha çok e, anlatan taraf, e, kendini açıklayan taraf olmaya çalışıyor. Burada da güzel açıkladı. Yani şimdi her erkek benim yaptığımı yapardı diyor ben orada aslında Hikmet'e hak veriyorum. Çünkü duyulan seyir... ne <gülüyor> <gülüyor> seyircilerimizin duymadığı, bizim duyduğumuz, bizim bildiğimiz sözler Yasin tarafından sarf edilen gerçekten ağır. E, ağır. Evet. Çok ağır sözler olduğu için Hikmet'e ben hak veriyorum. E, ama öyle ya da böyle orası sonuçta Survivor'ın kutsal alanı, evet. bir konsey alanı. Aynen. E, evet. Tabii ki de şimdi ben Hikmet'i eleştiremeyeceğim. Hani orası Surviving kutsal da ne olursa olsun orada sakin kalması lazımdı demem lazım ama diyemiyorum. Çünkü benim başıma da gelse aynı tepki ya da İhsan'ın da başına gelse ya da herhangi bir kadın yarışmacının bile başına gelse böyle bir şey. Aynı tepkiyi insan olan herkes verirdi diye düşünüyorum. Çünkü Yasin'in söylediği ve sarf ettiği sözler çok ağır. Kimsenin duymak istemeyeceği cinsten laflar. Ben Hikmet'in cezası verilirken Orada da zaten Acun abilere söyledim. Acun abi diyor ya sen her ayrıldıktan sonra tekrar saldırdın diyor Hikmet'e. Evet. Aslında o olay aslında tam öyle oğlum. Evet ayrılıyorlar ama asıl Sinkaf'lı kelimeleri Yasin Aynen. ayrıldıktan sonra tekrar söylüyor. Yani orada tekrar bir tahrik var. Ha, iki, onun üzerine Hikmet gerçek saldırısında bulunuyor. Hani asıl e, 4-5 kişinin e, araya girdiği Adem'in, Atakan'ın işte onun saydığı, saydı, çalıştı. tutmaya çalıştı bazılarına. 10-15 kişi 10-15 evet, deyince. Evet. <laughs> Yani o yüzden bence, ben o yüzden bir ceza demiştim Hikmet'e ama e, ekip olarak totalde iki cezada karar kılındı. Bana göre bir cezaydı çünkü Acun abinin o ayrıldıktan sonra dediği kısımda asıl sinkaflı kelimeler geliyor Yasin tarafından. Sinkaf bu arada kötü söz, evet. küfür At gibi <laughs> <Onu> kullanılabilir değil <laughs> mi? Öyledir herhalde. <laughs> Aynen işte. sen ne sen söyleyeceksin? Yok aynı, aynı paralelde düşünüyorum yani ben. Ben bir ceza almasını daha e, adil bulabilirdim. Ama tabii ki görüntüleri Gökhanlar izliyor, Acun abiler izliyor. Orada olanlar var. Hani orada yaşayanlardan dinlemek başka bir şey. Şimdi İrem abiler orada, Murat Öztüncü orada, Esat abi orada. Bilginler herkes Bilgin orada. Yani herkesin e, oradaki yorumu katılarak bu ceza verilmişse en adil olan odur. Bizim gördüğümüz o kısacık bizim Gökhan'la gördüğümüz bir yer var. Oraya göre evet bana da sanki böyle Hikmet bir ceza alsa yetermiş gibi geliyor. Ama onların bildiği bir şey vardır diye düşünüyorum. İki verdiklerine göre. Yasin'in diskalifiye olmamasını şuna bağlıyorum. Bu bir all star. Yasin bu ekranlarda çok var olmuş bir yarışmacı. İki kere Yemekteyiz'de yarıştı. Masterchef'te yarıştı. Survivor'da yarıştı. Ve Survivor All Star'da. Yasin TV8 ekranında çok var olan bir yarışmacı olduğu için. Diğer yarışmacılar da öyle. Diğerleri de. Evet çok değerli bir yarışmacı olduğu için. Ben Yasin'in bu ayrıcalığı aldığını düşünüyorum. Yoksa herhangi bir sezon olsa bence bu yine benim fikrim belki öyle değildir derler ama herhangi bir sezon olsa Mahmut isminde bir yarışmacı gelse böyle bir hamlede bulunsa ben onun diskalifiye edileceğini düşünüyorum. Çünkü ister istemez All Star'a gelen yarışmacının biraz daha kredisi fazladır. Hem Acun abilerin hem... Tanışıklık da var fazlasıyla. Fazlasıyla tanışıklık da var. Daha tanıyorlar Yasin'i. Yasin'in frenleyeceğini ve kalbinin temizliğini aslında biliyorlar. Çünkü ben de dışarıdan tanıdığım Yasin bambaşka bir insan bunu hep söylüyorum evet. her programda söylüyorum neredeyse. Evet. Çünkü çok kalbi temiz bir çocuk ama işte o Mahmut dediğim e, yarışmaya yeni başlayan kişinin de belki kalbi çok temiz ama onu o kadar tanımadıkları için onu diskalifiye ederlerdi. Şimdi böyle işte eski diskalifiyelerle veya edilmeyenlerle karşılaştırıyorlar bu durumu ben bunu öyle düşünüyorum biraz da. All Star'da bir yarışmacının diskalifiye olmaması lazım kolay kolay. Ama şu an Yasin artık kolay kolay diskalifiye olabilecek bir pozisyona da geldi maalesef. Kendi getirdi. Sen Getir şimdi o mi? kadar Mahmut dedin ki bu sene Mahmut diye bir yarışmacı alamayacağız. Aa, <laughs> <laughs> tam o zamandan <laughs> Geçen şey sene almıştı. söylemişti, <laughs> insan İhsan aslında onun geleceğini <laughs> derler biliyor tabii, musun? O montajı evet. güzel evet. yapıyor falan. Fanlar evet. Fanların işi bu zaten. Montajı yapıp böyle <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Ne yap ve bakmayın bu sene Bir şey sormak istiyorum. Şimdi tabii ki her zaman şiddetin karşısındayız ama... Hikmet'in ikinci kez böyle bir şiddet olayının içerisinde olması onun biraz daha böyle hani tamam çekiliyor diyoruz ama meyilli olduğunu mu gösteriyor sizce e, hikmet tarafından? Hikmetle bence durumun hiçbir alakası yok. Yani hani hikmetin şiddete meyilimli olduğunu buradan hani bu sonuca hayatta varamayız. Hikmet şiddete maruz kalıyor. Evet. Maruz kal Her şöyle yani, de, burada çok şimdi... garip bir denklem oldu. Tamam hani bu ama. kötü söze maruz kalıyor ama Hı -hı. şimdi önceki sezonda olsa saldırılıyor. hikmet için şunu Yasin 15 met 10 metre öteden ee, aday tarafından gelip hikmetin üstüne yürüyor ve e, kötü sözler kullanıyor. Şimdi burada Asıl şiddeti yapan Hikmet mi Yasin mi bunu tartışalım bence Yasin. Yasin. Yani ama şiddete de bir karşılık bir yerden sonra verilmemesi gerekir. Evet ama bu hani hukukta da böyledir. Her yerde böyledir. Etki, Dünyada da tepki. böyledir. Etkiye tepki vardır. Vardır evet. yani. Sonuçta ben burada Hı -hı. şiddetin şiddeti görenin ilk Hikmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yasin üstüne kalkıp 10 metre öteden yürümeye başlıyor. Yürürken bazı kelimeler kullanıyor ve ilk sol elini Yasin kaldırıyor. Gerisini siz göremediniz zaten. Ben gördüm, biz gördük. E, sıkıntılı durumlar oluyor. Onun üstüne de Hikmet evet e, aynı şiddete e, e, tepkisini göstererek o da şiddetle karşılık veriyor. Ama şimdi olayın en başından bakarsak Yasin hiç kalkmasaydı Hikmet bir şiddette bulunacak mıydı? Kalkıp gidecekti adasına kampına nereye gidiyorsa. O öyle bakmak öyle düşünmek lazım bence. Evet şiddetsel durumların içinde kendini buluyor Hikmet. İşte ya Yunus Emre olayında o Gedel Yunus Emre ayırırken önce Normal bir şekilde ayırmaya çalışırken sonra olaylar işte ayırma olaylarını hep dedim de hep böyle bir tansiyon yükselir yani yükselir. Orada da hatası var Hikmet. Orada hatası var. Ama, Ama yine yok. yine öyle bir tartışma olmasaydı yine Hikmet öyle bir şiddetin içinde de bulunmayacaktı ya da öyle bir şiddetsel durumun içinde bulunmayacaktı. Hikmete karşı mı acaba sürekli yapılıyor bu hamleler? Yok yok Hikmet yok. Ya bu bu Yani hani Hikmet Yasin kendini kontrol edemiyor için. diyemem ben çünkü kontrol hani ediyor. Önceki, ediyor önceki ben... senelere göre değerlendirdiğimizde bence şu an Hikmet bambaşka bir insan olarak gelmiş bu sezonda. Yani kendini çok fazlasıyla kontrol eden, çok sakin çalışan, evet. Evet, yani böyle bir yarışmacı olduğu için hani ben acaba Hikmet'in üstüne, Hikmet'i daha önceden tanıdıkları için acaba hep onun üstüne yapılan bir hamle, bir mobbing mi var diye de düşünüyorum. Çünkü hani bir insan Yasin diyor ya, e, sen işte mağduru oynuyorsun, mağdursun sen falan diye böyle bir söylemde bulunuyor. Şimdi bir insan durup dururken mağdur olmaz ki bir hamle yapıyor olman hı -hı, lazım ona hı -hı, karşı. Hı -hı. Şimdi Hikmet'e bakıyorsun ses çıkartmıyor. Ses çıkartmadığını bildiğin halde artık üstüne gidersen onu bir şekilde mağdur etmiş oluyorsun. E şimdi Yasin artık ben Yasin'in de zeki bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani bunu görebilecek kapasitede bir yarışmacı. Ve hani artık üstüne gitmek yerine onunla bir barış haline girse bence hani hikmeti parlatmaktansa kendini biraz da böyle daha sakin, daha ılımlı, yarışlara konsantre eden bir yarışmacı haline getirmiş. En bence. uçta iki cephe yarattı yani Yasin. Evet. Bir şekilde en uçta iki cephe yaratınca da bir taraf bazen haklı olur, bir taraf bazen haksız olur. E haklı olan tarafta genelde eee mağduriyetten haklılık sağlar evet. bu tarz cephelerde. Dediğine katılıyorum bence. Peki bende. bu durum Yasine çok eksi yazar yazarmış. Şimdi bu akşam bir sonuç eyleme olacak. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu olaylardan önce oldu oylama. Evet, oylama evet. bu olaylar bitmişti. Bitmişti ve biz bu olayları oylamadan sonra gördük. Ben Yasin'in bu olayla ilgili Herhangi bir eksi artı alabilir mi? Kesinlikle eksi alacağını Şu düşünüyorum. Uzun bir ama bu akşamki oylama eklemeyeceğini düşünüyorum. Yani e, bu akşamki etkilemeyecek. düşünüyorum. Çünkü zaten oylama bitti. Benim için de zaten oylamada Yasin elenmeyecek ikinci isim Nagihan'dan sonra. Hı. Yani bunu zaten bu olaydan bağımsız sorsaydın bana ben bunu bu şekilde söylerdim. E, ama şimdi Yasin'i şöyle etkileyecektir bu olay. <laughs> Yasin'in cebinde dün de dedim sarı kartı var ya artık. Acun abi ne dedi? Çeyreğini bile yapsan. Evet. Artık bundan sonra seni eleyeceğiz dedi ya. Hı hı. Bu çok Yasin'den şey çok ya. ciddi bir enerji alır. Yasin attığı adıma bile dikkat etmek zorunda. Mecbur. Hı hı. E tabii şimdi Yasin neyle beslenen biri? Yasin biraz da kavgayla, e, tartışmayla, e, ne bileyim e, işte hep bir hak arayışıyla vesaireyle veya hakkının yenildiğini düşündüğünde her yerde fazlasıyla ses çıkararak. Yani bunu herkes yapabilir ama Yasin bunu fazla yapıyor. Bunun dozajını fazla kaçırıyor Yasin. E şimdi bu Yasin'i biz göremeyebiliriz. E Yasin niye seviliyor? Yasin niye var? Biraz da o özelliklerinden dolayı vardı. E şimdi buralara da dikkat edeceğiz zaman. Mesela şimdi Yunus Emre'de benzer şeyi gördüm. Hikmet'le olan kavgasından sonra ve Acun abinin uyarılarından sonra Yunus Emre biraz geriye çekildi. Evet. biraz sessizliğe büründü. Çok normal. Bana da Acun abi böyle böyle bir hata yaptıktan sonra bunu artık yapma vesaire dese ben de ufak bir sessizliğe bürünürüm. Şimdi aynısını Yasin'de de görebiliriz. Dolayısıyla da Yasin'i bu biraz eksiğe götürüyor. Dün zaten sakın bırakma, sakın bırakma diye arkadaşına destekte evet. bulundu devamlı. Etkilemiştir belki de. Ben öyle düşündüm yani ona hani hiçbir yorum yapmayıp tek başına bırakmaktansa. Ya Yasin'e değil 6 16 ceza da ver ona bırakma, bırakmaz da bırakma. yani kendi dedi. Kendi de dedi. 16 değil yani 36 diyeyim o zaman. Onun dediğinden daha Yani desek ki evet sen <laughs> elenene kadar, kadar artık ödül Tamam abi der. Ya <laughs> bir de Yasin başka bir becerikleri de var. Gider balık tutar vesaire. Yani o orada yaşayacak bir hani survivor dedim ya ben geçen gün Yasin için Hikmet gibi. Survivor zaten onu orada bıraksan ödülsüz de bıraksan evet. yaşar. O ya becerebilecek yaşa. bir yarışmacı. Ama önemli olan hatalar yapıp yapmaması. Bir konuyla ilgili bir e, bilgi vermek istiyorum. Şimdi sosyal medyada da bir sürü görüyoruz. Sen de görüyorsundur. İşte Ayca'nın e, bıraktığı hafta dörtlü yine SMS vardı, dörtlü aday vardı. Neden o dörtlü aday sekizli adaya bir haftaya sonra taşındı da bu hafta Atakan bırakmışken aynı şey yapılmıyor. Sorusunu siz gördünüz mü çok? Evet. Yani evet. Şimdi a, evet. Şimdi o ayrımı şöyle açıklamak. E, ...zorundayım açıklayayım çünkü herkes bilsin... ...Aycan'ın bıraktığı hafta... ...Aycan bıraktığında... ...dörtlü... ...sms... ...yani Aycan bıraktım dediğinde... ...dörtlü sms'e... ...zaten çıkılmıştı... ...yani dörtlü sms'den sonra bıraktım dedi Aycan... ...yani onların sms'i yapılmıştı... ...bitmişti pazartesi akşamı... ...Aycan sonra... ...ben sonra bırakmak istiyorum diye... ve ...bir daha gerçekten bırak bizim bütün... telkinlerimize rağmen bıraktığı için... O haftaki bu dörtlü zaten yapılmıştı. Aycan bırakıyorum demeden de, de, demeden önce. Hı hı. Şimdi bu hafta aynı şey yok. Atakan bıraktım. Ya yani Atakan ne yazık bırak Atakan bıraktım demedi de omzundan dolayı sakatlığından Hiç dolayı biz cumartesi günü cumartesi pazar günü mü açıkladık bunu? Ya cumartesi ya pazar. Atakan'ın Atakan'ın Atakan Atakan e, Atakan e, diskalifiye oluşunu ee, omuzundan dolayı. Ya cumartesi ya pazar. Yani. Pazardı sanki, sanki. pazar. Yani sonuçta pazartesinden önce açıklandı evet, Atakan'ın. Evet. Pazar pazar. Pazar. Atakan'ın e, omuzundan dolayı sakatlığından diskalifiye oldu. E, Survivor'a devam edemeyeceği pazartesi gününden yani Survivor'da dörtlü e, adayların e, ortaya çıktığı ve SMS alındığı günden Önce bıraktığı için e, o zaman zaten biz dörtlü SMS almazdık. Hatta Ayşe'nin geleceği bile söyledi. Evet yani o zaman biz... Yani yerine gelecek kişi Yani söyledim. o zaman biz dörtlü SMS e, bıraktı Ay, şey Atakan. E, sonra dörtlü SMS çıkıldı. Sonra biz bir daha o zaman nasıl olsa Atakan bıraktı. Sekizliğe dönür diyemeyiz. Çünkü 4'lü artık... Atakan zaten önce bıraktığı belli olmuştu. O zaman zaten bu dörtlü SMS'i yapmamamız lazımdı. Ama serverda böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani... Ataka'nın da kesin bırakılacağı, kesin daha devam edemeyeceği salı ya da çarşamba günü belli olsaydı belki böyle bir şey konuşulabilirdi. Onu da bilmiyorum. Evet. Böyle bir şey olmadığı için sadece afaki konuşuyorum ama Ataka'nın durumu cumartesinden pazardan belli olduğu için artık o geçti o, o konu. Yeni dörtlü SMS'e çıkıldı. Yani bir daha haftaya taşınması, sekizliğe dönmesi diye bir şey yok. Bunu e, Bence çok ayrımı inşallah anlamışlardır. Yaptım. Ayrımı böyle anlamışlardır bir şey inşallah. Çünkü dün ben de görmüştüm. Çok teşekkürler Hı -hı. Gökhan. Rica ederim. Güzel bir açıklama oldu. Şimdi gün Acıncıoğlu Yasin'e iki kişiyi seçmesini söyledi. Konuyla ilgili yorum yapması için. O da Bora ve Sema'yı seçti. Masada yorumcu oldukları için zamanında Barış da konuya dahil oldu. Şimdi o görüntülere gidiyoruz.